Bakın dün Tahran zirvesinden ne çıktı? Bugün aydınlıkta da var. Merkez Bankası Başkanı İran'ın şunu söyledi. Biz Türkiye ile Rusya ile üçümüz aramızda artık milli paralarla alışveriş yapıyoruz. Bu Türkiye'nin petrol ithali, doğalgaz ithali falan açısından olağanüstü bir şey. Peki siz Amerika ile Türk lirası üzerinden böyle bir alışveriş yapabilir misiniz? Yanlış bir soru soruyorsunuz. Çok bilinçli bakın şunun için soruyorum. Biz bu tuzağa gelmeyiz. Soru yanlış bir defa. Bu soruyu soracağınız kişiler biz değiliz. Siz değilsiniz. Bunu neden sordunuz? Cevap da verebiliriz. Öyle bir politika inşa edeceğiz ki o ekonomide de, güvenlikte de, teröre karşı mücadelede de geçerli olacak. Yani Rusya ile çıkarlarımız tersleşir. Tam tersi şeyler çıkıyor. Şimdi bakın bir şey var, bir gerçeklik var. Siz enerji güvenliğinizi Irak'tan, İran'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan sağlıyoruz değil mi Türkiye olarak? Bir o ülkelerle Türk lirası üzerinden petrol, doğalgaz ithal etme şansını ele geçiriyoruz ve Türk lirasıyla alışveriş... Ne güzel işte. Şimdi siz bu ülkeleri terk ederek... Bu kim terk edelim diyor? Demiyorsunuz. Yanlış soru soruyorsunuz. Yani, hayır ben size söylemiyorum. Selman Bey'e mi söylüyorsunuz? Düzeltin. Doğu Bey. Hayır, ona da söylüyorum. Ben de bir cevap vereyim. Şuna söylüyorum. Tamam. Türkiye'ye sesleniyorum. Tamam. Diyorum ki öyle bir politika ve strateji inşa etmek durumundayız ki o politika hem güvenlikte hem dış siyasette hem ekonomide birbirini bütünleyecek ve geçerli olacak. İşte bu inşa ediliyor zaten. Yani, ekonomide ben böyle yapacağım. Ekonomide Tahran'la Türk lirası üzerinden petrol alacağım. Kim öyle diyor Allah aşkına ya? Siz demiyorsunuz. Kim diyor? Kim diyor peki? Ben bunu Türkiye'yi hatırlatıyorum. Herkes diyor. Bunu uygulayan bir hükümet var zaten. Bunu siyasetini yapan hükümet var zaten. Kimin dediği önemli değil. Bugün hala şunu görüyoruz. Ben bu toplantımızda da görüyoruz. İşte Rusya ile Amerika'yı aynı kaba koyan, ondan sonra Rusya ile... Herkesin kaba ayrıdır. Ama biz herkesi kendi kriterlerimize göre değerlendiririz. Yani. Amerika ve Rusya'yı aynı kaba koymamak Türkiye'nin lazım. Türkiye'nin koymuyoruz. Bakın tehditler planında olsun, ekonomik çözüm planında olsun, Türkiye'nin tercihleri artık... Ama biz PKK'yı terör örgütü görüyoruz, Rusya görmüyor. Bunlar da farklılıklar. Amerika'da görmüyor. Vatan partisi iktidarı olsun, yarın hemen görür. Ama Türkiye'nin yanlış politikası. Son bir dakika. Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıya, çetin bir döneme girdik. Buradan başarıyla çıkacağımız kesindir. Yani vatan bütünlüğümüzü sağlayacağız, güvenliğimizi sağlayacağız. Ekonomimizi, üretim ekonomisi temeline oturtacağız, bir üretim devrimi yapacağız. Evet. Bunları başarması için Türkiye'nin çok kuvvetli tarihten gelen Osmanlı tarihi dahil, ondan sonra Cumhuriyet devrimi birikimleri vardır ve bugün çok önemli insan birikim potansiyeli vardır. Burada bütün partileri, AK Parti, CHP, MHP, Vatan Partisi hepsini kucaklayan, birleştiren siyasetleri geliştirmemiz lazım. Cesur olmamız lazım. Birleştirici hem milli planda hem de dostlarımızla uluslararası planda cesur, birleştirici siyasetler izlememiz gerekiyor.